Merhaba. Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel ve çok kolay bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatacağım. Ben modelimize lastik örerek başladım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Modelimizi, modelimiz 9 ilmek ve katlarından oluşmakta artı 2 ilmekten oluşmakta. Ben 2 model üzerinden anlatımı yapacağım için toplamda şişime 9, 18 artı 2 tane de kenar ilmeği attım. Siz de ne yapacaksanız ona göre ilmeklerinizi hazırlayacaksınız. Modelimize geçelim. 3,5 numarada şişlerim var kenar ilmeğini örmeden aldık. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek örüyoruz. 1 doluyoruz. 2 ilmeği birden örerek kesiyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 1 ilmek ters Bir ilmek ters ördük. Burada bizim iki tane ilmeğimiz var. İlk önce arkadaki ilmeğe girip bir düz örüyoruz. Sonra öndeki ilmeğimize girip bir düz örüyoruz. Sıradaki gelen ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Yine bir doluyoruz. iki ilmeği birden kesiyoruz. Bir iki üç ilmeği düz olarak örüyoruz. Sıradaki gelen 2 ilmeğimizi ters kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. İlk ilmeğimizi ters olarak ördük. Pardon ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sıradaki gelen 5 ilmeğimizi ters olarak 1, 2, 3 4 ve 5. ilmeğimizi de ters olarak ördük. 1 ilmek düz. Burada bakın önde bizim 2 tane burduğumuz ilmeğimiz vardı. İlk önce arkadan sonra önden aldığımız ilmeğimiz. Bu ilmeğimizi yine bu sırada da ilk önce arkadan ikincisini de önden ör örerek çıkarıyoruz. 1 ilmek düz. 5 ilmek ters. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Sırasındaki 2 ilmeği ters olarak ördük. 1 düz ilmek ördük. 1 doluyoruz. 2 ilmeği birden keserek örüyoruz. 1 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. Bakın yine biz bu ilmeğimize geldik. Ters ilmek. Daha sonra iki tane burada. İlk önce arkadaki ilmeğimizi ördük. Sonra öndeki ilmeğimizi. Bir ters ördük. Bir düz ördük. Bir doluyoruz. 2 ilmeği kesiyoruz. 1 2 2 ilmek düz örüyoruz sırasındaki gelen 2 ilmeğimizi de ters olarak ördük kenar ilmeğimizi de düz olarak modelimizin arka sırasındayız kenar ilmeğimizi örmeden aldık sırasındaki gelen 2 ilmeği düz olarak ördük 1 2 3 4 5 ilmeği ters olarak ördük. Bakın burada şimdi bizim bir düz ilmeğimiz var. Burada bizim ön sırada çevirdiğimiz ilmeklerimiz var. Yani çevirdiğimiz derken ilk önce arka sıradaki ilmeği örüyoruz. Sonra ön sıradaki. Ters ördük. Sonra öndeki ilmeğimizi ters olarak ördük. Sıradaki ilmeğimiz düz. Sırasındaki gelen 5 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. arasındaki gelen iki ilmeğimiz düz. Kenar ilmeğimiz de ters. Bakın burada örme yani ilk önce arka, sonra öndeki ördüğümüz ilmeğimiz modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra iki ters ilmek bir iki düz ilmek bir doluyoruz sırasındaki iki ilmeği düz olarak kesiyoruz bir düz ilmek örüyoruz bir ters örüyoruz bakın yine ilk önce arkadaki ilmeğimizi düz olarak ördük sonra öndekini düz olarak devam ediyoruz. Bir ters ilmek. Bir ters ilmek ördük. Bir, iki, pardon, iki düz ilmek, bir doluyoruz. Sırasındaki iki ilmeğimizi düz olarak kesiyoruz. Bir düz, sırasındaki iki ilmeği ters, bir düz örüyoruz. modelimizin arka sırasındayız. Kenar ilmeğimizi ter örmeden aldık. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak ördük. Beş ilmek ters. Bir ilmek düz. Yine bakın. İki ilmeğimizi ilk önce ikincisine, sonra ilk ilmeğimizi ördük. Bir düz sırasındaki 5 ilmeğimizi ters. 2 ilmek düz 1 ilmek ters. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters ilmek. 1 2 3 düz ilmek 1 doluyoruz. Bakın artık son 2 ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeğimizi de düz olarak kestik. 1 ters ilmek ördük. İlk önce arka sıradaki ilmeğimizi düz olarak ördük. Sonra da ön sıradaki ilmeğimizi düz olarak ördük. Bir ters. 1 2 3 düz ilmek 1 doluyoruz. 2 ilmeğimizi birden düz olarak kestik. 2 ters ilmek kenar ilmeğimizde düz olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Arka sırası ve birinci modelimizin de Son sırasındayız. 5 ters ilmek örüyoruz. 5 ters ilmek. Sırasındaki bir ilmeğimiz düz. 2 Pardon. Düz ilmekten sonra ilk önce arkadaki ilmeğimizi örüp sonra öndeki ilmeğimizi örüyoruz bir düz örüyoruz. Sırasında gelen 5 ilmeğimiz ters. 2 ilmeğimiz düz ve kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizi bir kere kurduk. Bakın. Şimdi ikinci model kurumunu göstereyim ben size. Ondan sonra birinci ilmeklerle modelimiz hep aynı. Bir kere daha beraber kuralım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra iki ters ilmek ördük. Şimdi yine ikinci model kurumunun birinci sırasındayız. Bir doluyoruz. İki kenar ilmeği iki ters ördükten sonra sırasındaki gelen iki ilmeği düz olarak kesiyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek ters örüyoruz. Bakın sırasındaki iki ilmeğimiz var. İlk önce arka sıradakini yani arkadaki ilmeğimizi örüyoruz. Sonra öndeki ilmeğimizi. Bir ters ilmek örüyoruz. Ters ilmekten sonra bir doluyoruz. 2 ilmeğimizi birden örerek kesiyoruz. Beş ilmeğim. İki ters. Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin ikinci kurulumunu da gösterdim. İnşallah anlatabilmişimdir. Ben size modelimizin biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Bakın bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bu ortadaki yaptığımız bu iki ilmeğin ilk önce arkadakini sonra öndekini ördüğümüz modelimiz. Bu modelimizden çok güzel gelin yelekleri, çeyizlik yelekler, hırkalar, kazaklar, süveterlere kullanabileceğiniz bir örgü modeli. İnşallah siz de beğenirsiniz. Benimle birlikte yaparsınız. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.